كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Seferiler ahırlar kıyarken eşittim. Avlanbar Allah subhanahu wa ta'ala şu bu seferilerini makbul seferlerden kıyam bulsun, baraketli kıyam bulsun. Menahşoydu uzda hemme günahlardan kütülüp, farık bulup, üyelerge, vatanilerge, yenge anadan tuğulgen de kaçışlar nasip kıyam bulsun. Uzu bu fazilet hacge etilingen, inşallah ömrüge hemselerge nasip kıyam bulsun. Şama Hamad hakemizden rahmet, şuncayla ilinip bir mevize kılışke fırsat vergenliği için, gerçi bunge layık bulmasaydı, biraz kökü layıkları vardı, onu da bir fırsatlarla uzunca egemezmiz. Bu cayda oturgen cayımız, Mekke'deki yenge kurulgen en katta ve en çıraylı, haşametli mescidlerden biri. Ve öylemiz ki, Mescid-i Haram'dan kengi en katta, en çıraylı mescid, manaşı dese hem, bunu verir. Bu mescidini kurgen adam, Saudi Arabistan'daki sahavat peşe, közge körüngen, puldar Allah Teala mal dünyanın uçuşuna saçıp koyduğun şu bilen birge pulunu kalbine yemez, koluna verip koyduğun kişilerden biri hesaplanadı. Ve la nuzakki alallahi ahada. Lekin Allah Teala'ya hiç kimdi biz o kadar mahtemeyimiz. Kalbini Allah biledi beraber. Lekin körünüp durgen zahiri amelleri yakşı. Bu adam Saudi Arabistan'da közü görüngen hakikaten en katta boylardan biri. Bu mescidini anasının namıya kurgen. Amin edip durup anasının namıya vakıf koyduğun. Müslüman adam yaşı ötüp borarken, kırı yaşının tepesine uzu ilgerge salaf salaflarımızdan rivayetler var. En a'idde lirrahil. Ay yakınsam, en ista'idde lirrahil deyip aytilinledi. Her bir adamge. Kırı yaşke kirgen adam var ki onge deme deyilinledi. Bu oldu, tayargerliğini kör deyip aytilinledi. Kırı yaş tepesine insan ahiretke tayargerlik körüştü. Başlaş geri. Ve insan tayargerlik körerken, kalbiden bir nasıl ötkiziş geri. Minden ki ne makarat degen, nersa gam buluş geri. Bu adam mescid soptu. Poytaxtda Riyozda ham xuddi shunga o'xshagan katta masjidni shu kishi solgan. Qarangki, ota-onalariga qanday bir vaqflarni qilyapti. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu ma aytganlarki, Rasulullohni bironta sahobasi bo'lmagan illo vaqf qilgan. Umar roziyallohu anhu katta yerini o'zi uchun suyukli bo'lgan yerini ham vaqf qilgan. Musulmon odam vaqf degani Allohning yo'lida to'xtatib qo'yish degani. Vaqf bu to'xtash so'zidan olingan. Allohning yo'liga to'xtaldi, bo'ldi, endi u narsa faqat Allohning yo'liga hashlanish kerak. Vakıf kıyken derslerine başka nasıl bir uğraş mümkün müyüz? Fikirden kayıtıp uğraş gibi mümkün müyüz? Mescidde bak, Kur'an'ın koyup koyunlattı mı? Vakıf kılıp. Şimdi onu mescidden başka şey yapıp çıkış mümkün müyüz? Gerçi madrasa gibi olsaydım, hep mümkün müyüz? Yani mescidde buluş gerek onlarsa. Vakıf, bana şunu deyin derse. Vakıf yakışı derse. Bu kişi, bizde kıyken malumatlarına göre, ömrünün evvelinde öte kolu yupka adam bugün, kembağal bugün. Hatta onunki eşitlerce, bakarışki terip yürü, tırıkçılık adam bugün. Hazır ise, pulunun hesabını hiç kim bilmiydi. Öte katta miqdordan boylikka ega bu odam. Madinaning imomi Shayx Huzayfiydan bizga yetib keldi, shogirdlari aytib kelishdi. Bu kishi bir kuni molini ikki qismga bo'libdi. Endi internetga yozsanglar, boyligi 10 yil burundan mana shunday yozib turar edi. Boyligi 18 milliard deb turar edi. Shuni ikkiga bo'lgan, 9 milliardini farzandlariga, zurriyotiga, 9 milliardini esa vaqf qilgan. O'sha vaqf qilgan 9 milliardni 1-2 yil ichida 3 barobarga o'sib ketibdi. Ha, vakıf demek Allah'ın yolu koyulgen narsalar bana şunu deyip tez ösedi, tez rövaşlanadı. İnsan yukarıda ayıp ötü ki yaşı ötü boruyorken sarı, şimdi arkası yıkarış geliyor da. Minden hemen kolu yaptı. Sonsan yaş katta aksak olurlar, uzayla gözüyle savol verirler. Ana halları gelip tekeşli. Üyle de ilge sakılıp koyuyken 1-2 bin dolarlı üzügiyle bulsa, şimdi karelerde uzayla ki ne kaladı? Ha, dinge. Yok ki mesela arkasından savol bartıyorlar diyor, ne kaladı? Şunca bir karak koyuş gerek insan. 50 lira tepesi kötü yapsızken, ve keyinçelik bir cemiyet sizi esnediyen işiniz yok olsa. Bazı insanlar buladı, bana şu mahallenin falancı aksakalı kıp gitken dedi. Falancı hacake kıp gitken dedi. Bana bu mescidinde falancı hacakemiz başkatına remont kıp gitken dedi. Çünkü o şeyken adamlar el yurt faydalanan bir işlerini kırıp gitken adamlarını hemişe adamlar yaşlılığı bile esnedi, hakkıyı duala kıladı. Adam uzun uzun bir karış geri, amellerini teftiş kırış geri. Hüdü şu cemiyemi yapıp getirip, adam bana hemşemine bir gün biraz dikkat kıyam ben. Ne iş kıyamsınlar, közü körüne deyken de. Bu adam otam mescid imamı. Ama ki ben otamı hem ne mek iş karışken bu sefer ben küçükken sana vurdum. Çünkü ben bana bu kişiyi soruşturuyor yapmam da. Ahir ama ki
qiynalib ketdi da, yomon bola ekansan bo'ldi biz qiynab yubording dedi. Keyin men undan keyin orqasida bir tushuncha berdim. Mana shunga o'xshagan bir masjid qurib ketay degan tushuncha bo'lish kerak. Yosh bolalarni ham yoshligidan shunday tarbiya qilishimiz kerak. Arablar kelib bizga qachon qilib berar ekan emas. Biz yoshlarimizni qachon bizni yurtda o'zlari qilishar ekan. Ha? Endi ro'da aytib o'tdik, bu odam aslida bakarashga terib yurgan odam bo'lgan. Hozir esa pulini hisobini o'zi ham bilmasa kerak. Juda ham katta pulga ega odam. İnsan oliy himmat bilan hayot kechirish kerak-da, Alloh shunga yarasha beradi. Yaqinda bir video rolik chiqdi. Ka'bani oldida bir qoravoy afrikans odam duo qilyapti. Men o'sha videoni ozgina qismini ko'rgandim-da, chunki eng kulgili joyini qirqib qo'yishgan ekan. Ka'bani oldida duo qilyapti, bir oq tanli odam uni oldida ko'rib hayratlanyapti. Duosida nima deyapti? Ey Alloh, fulus, fulus deyapti. Ey Alloh, pul, pul deyapti. Faqat pul, Allohim pul. Allohim pul deyapti. Pul ber, pul ber deyapti. Yonboshlik oq tanli odam qarab turib, "Ey birodar," dedi, "qabr azobidan panoh so'ra, do'zaxdan panoh so'ra, jannatdan so'ra," desa, qarab turib, "Allohim jannatingni ber, qabrdan panoh ber, do'zaxdan panoh ber, pul ber, pul ber," deyapti yana. Orqasidan, "Ey, senga nima deyapman?" desa, "To'g'ri, Alloh shularni ham bersin, pul ham bersin," deyapti. Keyin yaqinda shu odamni boshqa bir videolari chiqdiki, Afrikada bu odam hozir boyib ketdi faqatdan ham. Qimmat, qimmat mashinalar minyapti ekan, million dollar tepasidagi mashinalar minyapti ekan. Alloh ijobat qiladi. Keyin men u videosini to'lig'ini ko'rsam, u odam duosini oldida, yaxshi narsalar so'ragan ekan, duo qilgan ekan, Allohni maqtagan ekan, sunnat ekan duolarni qilib turib, Alloh taoloni rosa maqtab turib, keyin so'ragan ekan. Ha, duo qilayotganda inson Alloh taoloni rosa maqtab turib, payg'ambarimizga salovat aytib turib, keyin duo qilish kerak. Payg'ambarimiz kimki duo qilsa-yu, duosida menga salovat aytmasa, uni duosi osmon bilan yer orasida qolib ketadi degan. Shuning uchun duo qilayotganda Alloh taoloni rosa maqtash kerak. Hokimni oldiga kirgan odam qanday paxtalar qo'yadi? Qanday uni ko'yinadi? Xuddi shunga o'xshagan Alloh taologa duo qilayotgan odam oldin rosa duo maqtash kerak. Rosa maqtovlarni aytib bo'lib turib, payg'ambarimizga salovat aytib turib kelgan so'rash kerak. So'raganda ham inson ishonch bilan so'rash kerak. Ka'bani oldida turgan haligi odam o'zi ko'rsatib turuvdi. Xarakteri, muomalasi aytib turuvdi. Qanchalik samimiy ekanligini. Ha, shuning uchun ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam "Ud'ulloha va antum muqinuna bil ijobah" dedilar. Duo qilar ekansizlar, qilayotgan duoingizga o'zingiz ishoninglar dedi. Ishonch bilan duo qilinglar dedi. Ha, ozgina vaqtingiz qoldi. O'sha ishonch oldin bo'lmagan bo'lsa, endi paydo qilinglar. Mana bu joyda turibmiz, bizga oladigan narsa, agarda niyat qilmagan bo'lsanglar, niyat qilib ketinglar. Mendan ham bir ummatga bir masjid qoladi, bo'lmadi deganda. Yo bir madrasa qoladi. Yo'g'ida ayollar solyapti. O'zimiz diyorda bo'ldi. Erni 70 ming dollar puli bor ekan. Er hali pulni yo'qotib qo'yibdi uyda. Uyda yo'qolib qoladi. Istab topisha olmaydi hali pulni. Hali 70 ming dollarni kuchini qarangki, 70 ming dollarni topa olmaganidan yurak ushlab o'lib qoladi. O'lgandan keyin dafa qilishgandan keyin xotini hali pul topib qoladi. Toftirib xotin yaxshi ekan, erimi niyatlari yaxshi deb turib hali pulni oborot qilib xotini madrasa soldi. Uch etajli madrasa qilib har yozda ayollar, qizlar o'sha madrasadan foydalanyapti. Ha, ayol kishilar ham qilsa bo'ladi, madrasalar qilsa bo'ladi. Ha, pullaridan yig'ib qo'ygan pullaridan, otasidan qo'ygan pullaridan ba'zi ayollarning otasidan pul qolishi mumkin, meros qolishi mumkin. Inson yoshi o'tib borayotgan albatta orqasidan iz qoldirishni niyat qilish kerak. Bizni diyorlardagi odamlarda shu tushuncha borgan sari yo'qolib boryapti. Arablarda bor, arabda kichkina borasi ham berib o'rgangan. Biznikilar desa ming afsus, olib o'rganib qoldi. Endi mana shu tushunchani to'g'rilash kerak. Yoshligimizdan bolalarni buyuk avlod qilib, kelajakka tikib boqadigan qilib, o'zini diyorlarida qilib, o'zinikidan butib tashqariga ham borib qiladigan qilib tarbiya qilishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo barchamizni rizqimizga baraka bergan bo'lsin. Zamzam ichayotganda duo qilishni o'rgandinglarmi? Zamzam ichayotganda duo bora. Nima degan? Yosh o'tgan sari shu duoni ma'nosini ham tushunar ekan inson. Payg'ambarimiz zamzam ichiga yotib duo qilardilar. Allohumma inni as'aluka 'ilman nafi'an va rizqan wasi'an va shifa'an min kulli da'in. Allohim, men sendan foydali ilm so'rayman. Foydali ilm insonni jannatga olib boradi. Foydasiz ilm insonni do'zaxga olib boradi. Ha, yosh o'tgan sari inson duoni ma'nosini tushunar ekan. Allohim, men sendan o'rganayotgan ma'lumotlarimni foydali qilishingni so'rayman. Odamlar bor, xato tushunchalarni o'rganib oladi. Odamlar bor, adashgan domlalarni gapini eshitib olib turib, dajjollarni do'zaxga eltadigan ma'lumotlarni quloqiga quyib oladi. Aslida bu ma'lumot shirkiy bo'lishi mumkin. Shirkiy ma'lumot. Yo pirim dediği degan ma'lumotlar, bandadan panoh so'rash, bandadan yordam so'rash, bu tushunchalar insonni qayerga olib boradi? Do'zaxga olib boradi. Shuning uchun payg'ambarimiz duo qilyaptilarki, "Allohim, men sendan foydali ilm so'rayman." Orqasidan darhol mana yosh kattalar tushunadigan ma'lumot وَرِزْقًا وَاسِعًا keng rizq. İnsonning rizqi keng bo'lmasa, halovati bo'lmaydi. Ha? Shuning uchun ham Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam rizq so'rayotganda ham
keng rus soladilar. Boyagi qoravoy ham afrikan endi habash qoravoy deyish balki o'rinsizdir. Ana shu habash inson Ka'bani oldida duo qilyapti nima deyapti? Yo Allohim pul ishonch bilan pul so'rayapti. Keng rizq, boylik so'rashlik yomon emas aslida. So'rash kerak. Agarda Alloh taolo mana shu boylikni sizga xayrli qilgan bo'lsa, siz mana shu boylik bilan jannat sotib olasiz. Masjid solishingiz mumkin, ha? Xayriya fondlarga asos solishingiz mumkin, vaqflar qilishingiz mumkin. Payg'ambarimiz Zamzam ichiyatib, Allohim men sendan foydali ilm, keng rizq hamda nima so'rayman? Ama bu yan yaş kattalar düşünüldüğün arsa. Ve şifa'an min kulli dayin. Yigirmeye kirgen, kırçınlama yigit, bile gidip bu kadar bakuvat boyan, yigit bunu düşünmedi bu duanı. Yaş ötepki adam düşünüldü. Faydalı ilimini ham, keng rızını ham, havuluz keng buluşluğu. Eskilerde yapar, özümüzde makal var özümüzde. Erkek kişinin iki tane arsa tüketer degen makal var. Biri hatın tüketer. Eğer hatın yaman bosa, vaysakı bosa, gap okumidigan bosa, sabır kımidigan bosa, cancelkeş bosa, tushunmaydigan, tushunishni ham xohlamaydigan ayol bo'lsa, ayol erkakni tugatadi. Xuddi shunday yo'qchilik. Erkak kishini ikkita narsa tugatadi. Xotin bilan yo'qchilik tugatadi. Payg'ambarimiz duo qilyapti, Allohim men sendan keng rizq so'rayman deyapti. Ortidan esa va shifa'an min kulli da'in. Har qanday dardga shifo so'rayman. Ha, 50 ga borib qolgan odamni biron bir dard orttirgan bo'lsa, biron bir odam, "Ey, bu darddan falonchi o'lib ketdi" desa, yana ham hali dard ortadi. Boshqa Ormayka joyim orasida boshlaydi, yuragi orasida boshlaydi. Davlilar paydo bo'lishni boshlaydi. Borib-borib sahr paydo bo'lishni boshlaydi. Qarang, Zamzam ichiyat payg'ambarimiz nima deyapti? Har bir dardga shifo so'rayman. Payg'ambarimiz hadislarda aytadilarki, "Ma uzamzam lima shuribalah" dedilar. Zamzam suvi nima maqsadda ichilsa, o'shangadir. Shifo maqsadda ichganga shifo bo'ladi. Qorin to'yg'izmoqchi bo'lganga qorinni to'yg'izadi. Demak, Zamzam suvini ichib mana shu duolarni qilish maqsadga muvofiqlar. 3 dona so'z oson. Foydali ilm, keng rizq hamda har qanday dardga shifo so'rayman. Alloh subhanahu va taolo umringizni barchamizga umrimizni qabul qilgan bo'lsin. Ushbu safarimizni barokatli qilgan bo'lsin. Bizga so'z bergan Shoh Muhammad akamizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Ilmlarini, martabalarini bundan-da baland qilgan bo'lsin. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad.